Selamünaleyküm arkadaşlar. HNO Tarım kanalına hoş geldiniz. Bugün hasatın ikinci günündeyiz. Birinci günü videomuzu çekemedik. Şu an sabah saat, bakayım bir saate. 8.35. Şuradan devirlerimizi açalım. Niye açılmıyor? Çünkü kablosunu takmadık. Evet. Açalım. Buradan kameramız da açıldı. Hektar metreyi de açalım. Evet. Onları ayarladık. Az geri gelelim. Bismillah. Hareket kollarımızı çekiyoruz ve TC56 görevi hazır. İkinci viteste biçiyoruz arkadaşlar. Köşeleri yapacağım. Ekinlerimiz muhteşem gözüküyor. Şöyle diyeyim, şu ekin en aşağı bir 15 kilo yapması lazım. Arpa burası. Yalnız şöyle bir sıkıntımız var bu sene. Aşağıydı ağacın merasına don vurdu. Bu mısırlara falan don vurmuştu hatırlıyorsanız bayramdan 1-2 gün önce. O donun aynı arpalara da zararı oldu. 15 kililik ekin yani 6, 7, 8 bit, tarlamızın birisi biraz yüksekteydi. Yani yüksekteydi dedim yani yolun öbür tarafı ama orası mesela 10 kilo yaptı. Böyle o dümdüz olan yerler komple gitmiş yani. Hele buğdaylar yani 1-2 ancak alırlar diye düşünüyorum. Çünkü kuruyup kalmış buğdaylar. Çok sıkıntılı bir dönem. Kameramızdan da sapın atıp atmadığına bakıyorum. Görüyor musunuz bilmiyorum. Şu anda sap güzel geliyor. Buradan motor devrinin mesela şu anda 898-905 arası geziyor motor devri. Ekini olabildiğince tabandan biçmeye uğraşıyorum. Saplarını satıyoruz. Fiyat olarak arpalar 4 lira geçiyor tane fiyatı. Buğday daha biçmedik. Buğday da 5 lira diye söyleniyor. Yani tane fiyatı. Dakara olarak değil. Dün tarlamızın birisinden kaç tane çıktı? Bayağı ağır basmışlardı. Saplarda zaten son zaman çok fazla yağmur yağdı. Kardeşleme yapmış. Bizim de beklemeye zamanımız yok. Onun için saplarda biraz yeşillik var. Görüyorsunuz saplarda çok güzel. Biraz nasıl desem rutubetli olduğu için balyalar çok ağır oluyor. Ama 8 tane 8-9 arası Dakara balya basmış. O da 32-33 liraya denk gelir. 32-36 liraya. İyi fiyat. Normal. Saplarımız gördüğünüz gibi çok güzel saplarımız var ama işte tane olarak zayıf. Yapacak bir şey de yok buna. Diğer çalıştığımız diğer tarlalarımız oralar çok güzel duruyorlar. Yani nasip bu işler. Geçen sene de bizim köyümüz, kendi köyümüzde iki pınarda
samyeli estiği için başaklar boş kalmıştı. Aynı böyle çok güzel saplarımız, ekinlerimiz vardı. 7-8 kilo aldık. Bu dondan etkilenmeyen varsa çok zor, o da hani adam çok geç ekmiştir, başağı çok geç çıkartmıştır, çiçekte yakalanmamıştır, ancak o şekilde kurtarır. Yoksa gördüğünüz her yer zaten aynı eşit koşullarda ekiliyor. Kıraç arazi, sulama şansın yok. Onun için biraz verimlerimiz bu sene aşağı Aydacı köyünde düşük. Hız levyesi olarak biçerde fazla hızlı gidemiyorum. Çünkü saplarda çok yeşil var. Bu da batora vuruyor. Birden wong wong diye batora vuruyor. Bu da yani bizim istediğimiz bir şey değil. Çok az bir şey levye basabiliyoruz. Levye hız göstergesi bozuldu burası. Yaptırılmadı da. Bizim TC arkadaşlar kayışlı. Torklu değil yani. Kollu gene. Kayış sistemi var. Kayışlıyı da bilerek aldık. Biz piyasaya biçim yapmıyoruz. Kendi tarlalarımızı biçiyoruz. Garaja çekiyoruz. Onun için de Allah'a şükür çok fazla arıza yapmıyor. Çünkü makine aşırı derecede çalışmıyor. Ya 10-15 gün çalışıyor, yatıyor sonra. Yani onun için torklu almadık, kayışlı aldık. Kayışlılar torklulara göre biraz daha az yaktığını söylediler. Hani kullanmış değiliz torkluyu ama o şekilde bir duyum aldık. Yani ileriki zamana alabiliriz, gene alabiliriz. Çünkü hani modelleyelim falan düşüncesine girdiğimiz zaman İlla ki torklu alacağım bu sefer, çünkü torklular modelli. Buralar çayır olarak geçiyor. Üst tarafa rampa, bu taraf dümdüz. Rampalarda biraz ekim var. Düzlerde yani çok sıkıntı hiç yok. Görüyorsunuz, hani tam belli oluyor mu kameradan bilmiyorum ama başaklar dik duruyor. Boynunu bükmemiş. Arpaların boynunu bükmesi lazım. Dik durduğu için yani taneyi dolduramamış. Sesi duyuyor musunuz? Hani böyle wong wong diye ses geliyor. O batora vuran yeşil sapların sesi. Arada böyle sapları biçtiğim zaman, tekrar aldırdığım zaman tablo tıkanıyor. Otomatik atıyor. Onun için fazla hızlı gezemiyoruz. Normalde biraz daha seri gezeriz. Deponun için gözüküyor mu? Kamerayı da çok kötü vurdum. Gözükmüyor. Deponun içine de led yaptım. Şu an siz göremezsiniz ama ben görüyorum. Size gözükmez. Karşıda da birisi ikileme yapıyor. Görüyoruz mu, görmüyoruz mu bilmiyorum. Biraz güneş geliyor öyle. Makinemiz ne deniyor ona? Klimalı. Şurada klima ayarlarımız var mevcut. Bu
sesten bahsediyorum işte. İşte düzey indikçe daha da bu ses artıyor. Çok fazla kardeşleme, bazı yerlerde koltuk deniyor. Yaptığı için sıkıntı. Arpa taneleri yine iyi Allah'a şükür de buğdaylar biraz sıkıntılı. Gün arpaları bitiririz herhalde. Az kaldı. Kayışlı olduğu için şey uğraşmıyorum arkadaşlar, ileri geri köşe yapıyoruz. Zaten tarlalarımız da köşeli sürüldü. Şöyle kelebeği kaldıralım tırmıkları. Taneler dolu olaydı başaklar, taşıya taşıya bitiremezdik. Yukarıda da 105 var. Benim adam o. O da 2 gün önce marş dinamasının dişlisini bozdu. Onu yaptırdık. Allah'tan basit bir şey. Parçalar çok pahalanmış. Bosch marka dinamonun, marş dinamasının motoru ne artık o dişlisi tam 400 lira. Yağ sanayisi 150 lira. Düşünün artık orijinal parçaların fiyatlarını işte. Bosch orijinal olanı. Sonra bir de dişliyi değiştirdiğimiz için gene böyle çalışmadı. Tık tık ediyor, kalıyor. Öyle de olunca şey yap. Biz dedik herhalde otomatiğinde bir şey var. Usta ile konuştuk. Otomatiğindedir dedi. Gittik otomatiğini değiştirdik. Gene çalışmadı. Sonra baktık ki dişliyi yeni değiştirdiğimiz için, sıfır dişli olduğu için volant dişlisini tam böyle çeviremiyor motoru. Çeviremediği için de yani güçlü çeviremiyor, oturmadığı için, daha yeni olduğu için otomatik aldık. İşte otomatikte aldığımız otomatik de boşa gitti. Bir tane rolet yaptı usta. Şu anda sıkıntısız çalışıyor. Rolenin amacı da biliyorsunuzdur, elektrik devrini artırmak, voltajı yükseltmek. Daha güçlü çevirdiği için şu anda sıkıntısız çalışıyor. Zaten zaman içerisinde uyum sağlayacak, roleye bile ihtiyaç duymayacak. Direksiyondaki sesi de bu sene bakamadık. Herhalde şu boşluk yapmış. Ondan dolayı bu sesi yapıyor. Sap muhteşem ama dediğim gibi daha ne kaybımız var.
Yapacak bir şey yok, buna da şükür. Yine biraz masrafımızı karşıladı. Tohumunu, masrafını. Atamıyorum çünkü pek fazla boşluğum olmuyor. Eskişehir'e gidip atmam gerekiyor. Köyde internetlerimiz sıkıntılı. Türkcell'e bildirdik. Geri dönüş yaptılar. Dönüşleri de şu şekilde. Şu anda yapabileceğimiz bir şey yok. Bir dahaki planlarımızda aynı bu böyle yazmışlar. Bir dahaki planlarımızda değerlendireceğiz şikayetinizi falan filan. Yani yaptıkları görüntüleri yok. Biz Türkcell çekiyor diye fazla para veriyoruz. Diğer hatlardan çok fazla para alıyor. Ama hala çekim gücünü artıramadım. Bir de en çok çeken bu yani. O halde düzgüncene kullanım sağlayamıyoruz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi davranın. Videolarımızı paylaşmayı. Bakın bir şey gidiyor oradan. Ne kadar görebiliyoruz bilmiyorum ama. Bak videoyu tam kapatıyordum, bir şey çıktı oradan. Şu anda ekinleri yararak gidiyor. Ben videoyu kapatayım mı? Gerçi keserekleriz ya. Şurada şu anda hala gidiyor. Şimdi çıkacak sol taraftan. Neymiş bakalım o? Aa, tavşanmış. Gidiyor arkadaşlar. Videoda tavşan görmek de nasip oldu. Görüyor musunuz bilmiyorum. Tam bayır yukarı şu anda çıkıyor. Bayağı da büyük. Bekledi orada, duruyor. Ekine geri girdi. Neyse arkadaşlar, görüşmek üzere. Kendinize iyi davranın.